Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son gotik çocuklarla buluşmuştuk ve onlarla takılmak istiyorduk. Ancak giyin tarzımız gotik olmadığı için bizi aralarına almadılar ve bize ekip olmadılar. Şu an gotik olmamız gerekiyor kısacası. Şu elflere takılmadan geçelim şuradan. Şurada bir yerlerde festival noktası olması gerekiyor. Evet, fast travel noktasını bulduk. Şimdi gitmemiz gereken yer orası. Ama ondan önce başka yerde gitmemiz gerekiyor mu diye bakıyorum. Evet, kahve almamız falan gerekiyordu. Şuraya bir gidelim. Uzaylıların partilerinden biri de burada. Bu arada bu da ne vardı? Ha, Terence Phillips'in şeyi, posteri. Lan sen, çok bokuma. Çok güzel yere koymuşlar yalnız, görülmüyor. Al Gore yine burada. Bir atış edelim ona. Evet, Twig kahve dükkanına gidelim, Twig'lerin. Ya buradan kahve alalım. Evet, sanırım budur herhalde. Kahve yani. Ya da bu da olabilir. Evet bu. Birkaç tane alalım. Bunun dışında ihtiyacımıza işimize yarayacak başka bir eşya yok ki burada. Speed Potion Ultra abi. İki tane alalım bakalım. İşimizi görürler de. Zorlu bir savaşa girersek. Bu arada perks açıldı. Evet, ilk questimizi bulduk. Kahveyi aldık. Ve elflerle karşılaştık. Hayır. İlla savaşı cezayir, öyle bir şey olamaz. Direnmeden bizi götüremezler. Ah Badır sağ. Oo, çok sağlam vurduk. Arkadaki Priest'in de kanaması başladı. Bu arada karakterler de güçlenmiş. Geç savaşa girmeseydim. Boşu boşuna şu an zaman kaybı oldu cidden. Ama olsun. En azından XP kazanırız. Bir tanesi gitti. Priest hillemeye çalışsa da pek bir şey değişmiyor bu tamam. İkisini de kaçırdım ama hiç önemi yok şu an için. Blading'in başlaması da hiç önemi yok. Canlandırdı. O zaman yine neden öldürelim? Ve muhtemelen arkadaki Priest ölür. Evet, bu öldü. Priest ölmeyecek muhtemelen. 30 canı var ama. Potion içelim bir tane de. Biraz can alsın, içerisine girmeyelim. Gerçi Bleeding de vardı. Bir Cure Potion ama önemi yok. Badırsın yeterli manası. Bu arada yeni bir skill açılmış. Profesör Kaos. Bir dahaki dövüşte şunu kullanmak istiyorum. Aslında Kenny ile değişsem mi? Evet, Kenny ile bir değişelim. Muhtemelen Kenny'nin de yeni bir skill açılmıştır. Bir sonraki elle onu kullanırız. Adeta bir fake attı orada. Priest bakalım. Debuff'ını sildi. Hiçbir önemi yok. Yeniden şunu kullanalım. Evet. Çok da canı varmış. Gerçi bunun zırhı vardı. Bu saldırı pek bir işlevsiz oldu ona karşı. Evet. Kendinin de yeni bir skill açmış bakalım. Okay. Ne olacak? Aşırı derecede merak ediyorum şu an. Kaçırdım. Ve Kenny öldü. Yine de iyi hasar verdi.
Zeki'yi tekrar canlandırabiliriz muhtemelen. Ve yeniden aynı skill'i kullandı ve boş boşum şu an. Hakikaten zaman harcıyorum yani. Bir fantezi uğruna. Umarım revive potion. Evet var. Ama kullanamıyoruz. Evet, cidden kullanamıyoruz. O zaman sonrasında buna hiç gerek yok. Şu priest'i bir aradan çıkarsak aslında. Hiç uğraşmadan ben aynen bunu aradan çıkaralım. Ve Ken'i geri yaydı, aynen. Sonrasında kendi kendine geri geliyor. Hemen bir PP gücümüzü arttıracak. Power Potion yanlış hatırlamıyorsam içelim. Ama 10 bize yeterli değil mi? Neyse, en güçlüsünü içelim. Hiçbir önemi yok. Ve sonrasında şu saldırıyı düzgün bir şekilde yapmak istiyorum. Evet, umarımız var zamanında. Bastım. Bastım. Mouse'u hiç beklemiyordum ve yine Kenny öldü. Ve atak hiçbir hasar vermedi adeta. Önemli değil. Hemen bir şurada Speed Potion. O kadar atak gücümüz düşmüştü. Bir zarı kırılsa şunun. Kenny de muhtemelen şimdi geri gelir. Yok gelmedi. 133 ve öldü. Biraz zamanımızı boşa harcadık aslında ama. Bizi bayıltıp kaçırıyorlar. Çok çok güzel ya. Ve Elflerin Krallığı'na gidiyoruz sonunda. Muhtemelen burada Stan'la Kyle'ı göreceğiz. Ve diğer South Park karakterlerini. Evet, Stan ve Kyle orada. Davul bile çalıyorlar. Bakalım. Oha. Tam da kartın yakışacak bir hareket yalnız yani. Stick of Truth'u saklamak. Hayır, kartımı ihanet etmeyeceğim. Evet, level 7 olduk bu arada. Bu arada Stan ve Jimmy açıldı yanımızda. Bir saniye, Stan yanına da gidelim. Shiogur? Muhtemelen bu Stan'ın kızı arkadaşı olan kız. Şu an da aklıma gelmedi. Shiogur dediği. Windy'di, evet, şimdi hatırladım. Windy. Muhtemelen Windy'dir. Muhtemelen yine bir kekeme gelecek burada. Gelmedi. İlginç. İki tane yan görev aldık. Evet, şu level 7 olmamızdan dolayı bir skill'e verelim. Şu skill'i pek kullanabildiğimi söyleyemeyeceğim. Bu yüzden ona vermek istemiyorum. Şunu geliştireceğim. Mesela yanlış sistemde perks açılmıştı bir tane.
Bu ne işe yarıyor? Ha, full canlı kalmasını sağlıyormuş. Şunu verelim. Evet arkadaşlar, tüm gereksiz eşyalardan kurtuldum. Yeni eşyalar falan aldım. Şimdi görevimize devam edebiliriz. Bu arada peşimizde Jimmy var. Bir etrafı kolaçan edelim. Kyle'ın evi yanlış hatırlamıyorsam burası da. Aynen Kyle'ın evi. Şuraları biraz araştıralım. Bakalım Kyle'ın gardırobunda neler var. Kyle'ın gardırobunda esasen pek bir şey yok. Dikkatimi çeken. Şurada bir Yahudi sembolleri falan var. Bunun dışında gözüme pek bir şey çarpmıyor. Yeniden bir anlatalım. Ve şey, gitar, Hero gitarı. Bu da bir South Park bölümünde gerçekleşen bir şeydi. Stan'le Kyle Guitar Hero'da ekip oluyordu falan. O bölümle ilgili. Buraya koymuşlar. The Clue. Evet, bu da yine South Park bölümlerinden biriydi. Cyborg Bill. Turn of Claw. Yani kralın odasında adeta hiçbir şey yok. Buraya girelim. Kralın annesiyle babasının odasında. Neler var? Bakalım biraz. Evet. Yani hiçbir şey yok. Burası da tuvalet. Hiçbir şey yok. Gidelim o zaman. Televizyonda. Neyse. Bu arada garajın anahtarını nereye geçirmiştik? Güzel eşyalar çıktı. Buralarda bir yerde bir travel noktası var mı acaba? Şurada olması lazım Kin'in evinin önünde. Oraya doğru gidiyoruz neticesinde şu an. Bu arada şuraya ışınlanmamızın bir yolu olması lazım. Buraya bunu koyduklarına göre. Sanırım yok. Ya da ilerleyen davullarda bir şeyler olacak. Oraya gitmemiz için. Burada ne varmış? Man bir pick görevi. Bu yan görev. Bunu geçelim şu anlık. Yine bir yan görev. Oraya gidebiliriz esasen. Hatta buraya gidelim. Gotik görevine devam edelim. Kahve falan almıştık. Bir gotik gibi giymemiz gerekiyor ve sigara bulmamız gerekiyormuş. Evet, burada 6. sınıflar var. Şunları bir dövelim o zaman. Dövebilirsek eğer. Cidden zorlu rakipler olacak. Seni falan da yanımıza çağırabiliyormuşuz. Neyse bari bir el bir şeyler kullanalım. Hangisini uyutsak şöyle. Oha. Üçü birden uyudu, çok güzelmiş. Skill gerçekten çok kullanışlı. Gerçi hemen de kalktılar ama. Yani. Ne anladım ben, bu işten hemen kalkıyorlarsa. Neyse bir siteni de çağıralım yanımıza. Yer değiştirelim. Bakalım sitenin güçleri nasılmış. Atağı güzelce bloke ettim. Bu sefer ne yazık ki.
erken davrandım. Bunu kullanalım. Hem yanda hem de Gross Out etkisi oldu. Mark of Death. Aha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 h
Şunu kullanalım, merak ediyorum. Ve geç kaldım. Gerçi bir şey de görmedim ama. Kafa attı sonrasında ya. Biri öldü. İkisini de kurtardım ve 40 damage. Hiç çoktan iyidir. Şununla vuralım da. İki etki birden yapıyor. Hem yanacak hem de Grasshopper etkisine kapılacak. Ve öldüler. Oh my god, bir kill değilim ya. Bu da South Park'ın klasik geyiklerinden biri. Her Kenny'nin öldüğünde Stan, "Oh my god, they killed Kenny," diyordu. Bu da oraya bir gönderme diyebiliriz. Sanırım sigarayı ele geçirdik mi? Emin değilim ama bir bakalım. Burada olduğumuza göre muhtemelen sigarayı ele geçirdik. Geriye bir tek gotik gibi giyinmek kalıyor. Onunla nereden yapacağız hiç fikrim yok. Burada She Ogre görevi var. Man Bear Pig. Yine bir Man Bear Pig. O tarafta da sanırım Kanada var. Man Bear Pig. Şuraya gidelim. O zaman okula gidelim yani. Aa, fast travel noktası yok. Niye? O zaman yürüyerek gideceğiz. Çaremiz yok. Bakalım bakalım bakalım. Ya fast travel noktası burada, niye ben burayı kullanamadım? Ya az önce niye burası yoktu? İlginç. Gerçekten ilginç. Bakalım gotikler bizi yanına alacak mı? Gerçi onlar gibi giyinmedik ama. Evet, sadece kıyafetler kaldı. Ve kıyafet satan bir yer var. Orayı bulmamız gerekiyor. Gotik kıyafetlerini alabilmemiz için. Orası da nerede şu an hiç fikrim yok. Burası değil mi? Allah Allah. Cidden nerede ya? Şöyle bir bu gidelim. Şuraları biraz araştıralım. Muhtemelen buluruz. Hay bu herifte sürekli aynı şeyi yapıyor. Çok sinir oldum. Burada olabilir. Gerçi burada... Aynen, burası muhtemelen. Evet, gotik kıyafetleri burada. Daha başka bir şeyler var mı acaba? Muhtemelen yoktur ama. Aynen, hiç işimize yarayacak bir şey yok. Belki burada bir gotik şey daha vardır. Yok, hayır. Bir gotik kıyafetlerini de aldık. Şimdi okula hemen festival noktasından gidelim. Biraz daha burada. Evet. Gerçi bir gotik kıyafetini de giyseydim iyi olurdu ama. Neyse, artık burada giyeriz. Gotikten ziyade hırsıza benzedik adeta ya. Kafamdaki hırsız imajı nasılsa artık direkt olarak hırsız geldi aklıma. Her neyse.
Evet, her şeyi aldık. Ve gotikler artık bizi aralarına alıyorlar. Ha, bir görev daha geldi bize. Hemen gidelim. Nerede bu görev? At. Yanlış yere bastık. Ha, direkt yakınımızdaymış zaten. Fast travel noktasını kullanmamıza gerek bile yok. Evet. Gerald? Ha, evet. Evet, klasik isyanlarındalar. Vay, çok ilginç bir cümle kurdu. Bakalım neler olacak. Yine mi aynı geyik ya? Ha, tabii. Tabii ki de konuşamadığımız için. Tabii ki de konuşamıyoruz herhalde. Orada kaldı hani. Bakalım Randy ne diyecek devamında. Merak ediyorum şu an. Mr. Garrison ya da Mrs. Garrison fark etmiyor. Evet, buralara girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Ha, neyse görevimizi yerine getirelim. Aa, engel alı bize. Evet. Oo, yeni bir güç öğreneceğiz. Yine bir osuruk tekniği muhtemelen. Bakalım. Randy'nin bize öğreteceği yeni teknik ne olacak? Evet. Klasik karate geyikleri. Snake Squeaker. Nasıl bir teknik diyor. Oha. Ha. Evet. Yine mi aynı şekilde ya? Sonrasında patlatıyoruz. Tek sefer yapabileceğim mi zannetmiyorum. Ne?
Evet. Sırada Mr. Mackey'e karşı kullanacağım tabii. Evet, bakalım. Yine aynı kural. Muhtemelen bu tuvalet içerisinde de bir şeyler var. Orayı da bir araştıralım. Eğer tekrar gidebiliyorsak. Ha, yok hiçbir şey yokmuş. Bunu yapmamızda hiçbir şey değiştirmiyor ki. Aa, burada çip Pokemon var. Hayır. Uğraşmayacağım. Şu çip Pokemon'u ele geçirelim yeterli. Farting Lion, ha? İyiymiş. Burada kılınan liste var. Onunla da bir konuşalım. Burada öğrendiğimiz yeni teknikle acaba neler yapabiliyoruz? Şurada da bir çanta varmış. Hiç dikkatimi çekmedi şu ana kadar. Ta ki şu ana kadar. Şöyle dolaşacağız herhalde. Yok, yanlış yere girdim. Şu aradan girmem gerekiyordu. Hiçbir şey yokmuş. Burada da bir şey yok. Muhtemelen burada da bir şey yoktur. Evet. Görevimize geri dönelim. Şu gotik çocuklar olan göreve. Muhtemelen bu görevi tamamlarız. Halen devam ediyormuş görevimiz. Muhtemelen Randy'nin verdiği görevi yaptıktan sonra bu görev de bitecek. Bakalım. Randy bize ne? Randy'nin bize verdiği görev nerede? Evet, burası Sound Park Mall. Oraya en yakın travel noktası burada. Klasik South Park geyiklerinden biri bu da. Tehdit olarak gördüler. Çok iyi ya. Ve vuruldu. Yok, bu Dragon Shot. Şöyle.
Muhtemelen geçeriz. Aynen. Kolayca geçtik. Şimdi böylelikle o ben de aradık çıkıldım elektriğe. Gerçi elektriği kapatmam gerekiyor. Tabii ki de çarpılırım. Evet yavaş yavaş şarj bitiyor ama az kalsın ölüyordum adeta durduk yere. USB. Pek işe yarar bir şey yok. Evet, böyle ışınlandık. Stonehammer. Şuradan geçeceğiz muhtemelen. Koşalım. Aynen havalandırmadan içeri sızdık. Hükümet ajanları yine burada. UFO'larla ilgili konuşuyorlar. Bir tokalaşarak insanların dikkatini başka yere çekmek istiyorlardı ama. Oo. Nazi zombileri. Bakalım. Evet, uzay gemisinde karşılaştığım zombi vardı. Evet, şimdi hatırladım. Demek ki o bir Nazi zombiymiş. Sesi Hitler'e benziyor demiştim. Ve Nazi selamını da veriyorlar. Evet arkadaşlar, şu an Nazi zombisiyle savaşacağız. Nereye olacak ben de bilmiyorum. Saldıralım ama şöyle bir. Sesleri yine çok güzel. Geçen bunu kullanmıştık. Şimdi şunu kullanayım. Yok abi bunu kullanmayalım. Bunu kullanalım ya. Ya pek de bir kötü oldu. Hiçbir hasar veremedik galiba. Çok da hızlı vurdu be. Şunu kullanalım. Adeta öldü ya. Sanırım normal bir saldırı işini bitirir. Oo, sağlam vurdu. Evet. Nazi zombisini de indirdik. Burada da pek bir şey yok ama tüm cesetleri bir araştıralım. SWAT giysisi aldık bu arada. Level 8 ama. Biz level 7 olduğumuz için şu an kullanamayacağız bunu. Bunlardan. Evet. Şurayı biraz araştıralım. İlginç bir şeyler olabileceğine inanıyorum buralarda. Bak burası çıkacağımız yer. Muhtemelen oradan çıkacağız da. Şuralara biraz daha bakmak istiyorum. Evet. Çubuk kumam vardı bir tane daha. Çok güzel bir rakam sayı. Dikkat çekmiyor fazla. Evet. Burada ne var? Tesla coil. Her şeyi toplayalım. Ve yavaş yavaş buradan gidelim. Gidelim aynen artık. Fazla bir şey kalmadı muhtemelen. Sonrasında buna hiçbir şey olmadı. Devam edelim. Bir tane daha Nazi zombisi var burada. Burada işler değişmeye başladı. Şimdi savaşalım o zaman. Baya şu an Nazi zombileri de bize karşı savaşıyor. Hemen şu arkadakine vurabiliyor muyuz? Rezistan. O zaman onu kullanmayalım. Şu kalkanını bir indirelim onu.
Bu arada kalkanı yokmuş aslında. Sitenin de şansı yok buna karşı ama. Oo, bir de silahları da var hani, yani taramalı. Sanırım Sten burada pek bir etkisi kalacak. Of, ısırdı vallahi. Birkaç tane bloke edebildim ama hepsini değil. Bu arada Sten'i değiştirmeyi düşünüyorum şu an. Ah, çok büyük bir hata yaptım adeta. Unutmuştum bunu kullandığını. Ondan önce bir jump potion, her potion kullanalım. Yo, önceki kür potion kullanmamız gerekiyor. Şimdi neyse. Sonra Sten'i değiştirip Kenny'yi alalım. Kenny burada daha bir etkili olacaktır muhtemelen. Kullanıcı o fare skilliyle veya diğer yeni gelen skille, unicorn skilliyle gayet etkili olabiliriz. Oo, öldük. Bir saldırı aktarı daha var. Ölebilirim. 53 canım kaldı. Oha, bir saldırı daha var. Savundum ama saldırıları da bitmiyor be arkadaş. Burada biri öldürülmüş. Çıkalım. Aman, zombi var. Zombileri gayet güçlü bu arada. Bir tanesini gerçi kolaylıkla öldürdük ama 3 tanesini öldürmek zor olur. Onlardan kaçmak istiyorum aslında ama sanırım kaçmak için pek bir şansım yok. Kaçmayı başardım. Şu zombiler fazla güçlü. Bir tane daha zombi var. Zaten uzaylılarla başımız yeterince beladayken bir de Nazi zombileri South Park'a dadandı. Şöyle bir gidelim. Görevimize devam edelim. Şurada bir tane çubuk mum varmış. Her neyse, onu sonra alırız. Orada da bir Nazi zombi var. Birini yemekte şu an. Bu arada South Park'ın klasikleşmiş şarkılarından biri Fighting Love çalıyor. Evet. Aldığımız kayıt cihazı. Wow. Vay vay vay, deprem süsü. Taco Bell. Doğru söz. Tamam. Evet. Evet, resmi de çekti. Şimdi gotik çocukların yanına giderek o görevi tamamlayabiliriz. Evet, buradaki Nazi zombisi bu arada kaybolmuş. Şuraya girelim hemen. Bakalım bu görevi tamamladıktan sonra neler olacak. Evet. Evet, sırada dans edeceğiz. Oo, kahvemiz. Bu arada biraz kötü gidiyorum.
Evet, bu arada hatalı oynadım. Baya baya. Evet, şu anda daha dikkatli oynayacağım. Muhtemelen bu sefer. Evet. Evet, böylece gotikleri de aramıza katmayı başardık. Ve hepsiyle arkadaş olduk. Acaba buraya girebiliyor muyuz? Yok, School Kitchen. Muhtemelen burada şefi görebiliriz. Burada bir şeyler yok. Her neyse, bu arada şu saçma gotik kıyafetlerinden artık kurtulmak istiyorum. Bunlar daha hoş. SWAT giysileri. Evet. Stonehammer çok daha güçlüymüş. Bu arada level da atladık yine. Yeni skill açılmış olabilir. Evet. Yeni bir skill gelmiş. Ve şunu güçlendirelim. Yeni bir perk gelmiş olabilir mi? Hayır. 4 arkadaşa daha ihtiyacımız var. Şimdi kartonların yanına geri dönelim. Gotik çocuklar da artık bizim ittifakımıza katıldı. Bu görevi de teslim edelim. Kartonu haber verelim. Evet. Klimtor. Evet, tırmanalım buraya. Mesaj atıyoruz herkese çağırmak için. Evet, yeniden rütbe atladık. Artık Commander Douchebag olduk. Evet. Evet. Kuzgunlarını aldık. Çok güzel. Bakalım ne olacak. Tüm kupa krallığı toplandı. Longer home. Oh. Ordu komuta da edildi.